Arkadaşlar merhaba. Alfas'ın bilançosuna bakalım. Evet arkadaşlar, nakit döndürme süresi bir hayli uzamış. Net işletme sermayesinde şu an için bir sıkıntı yok. Net de borçlu değil arkadaşlar. 1 milyar 18 milyon nakit var arkadaşlar. Nakit akışları da şu anda sıkıntılı değil arkadaşlar. Çeyrekte 61 milyon yatırım yapmış gözüküyor arkadaşlar. Stoklar da bir önceki çeyreğe göre %97.21 oranında artmış arkadaşlar. Bütün bunlardan bahsettikten sonra gelelim faaliyetlere. Arkadaşlar biz çeyreksel bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki değişimlere, yüzdesel değişimlere bakıyoruz. Sevgili arkadaşlar, önce hasılattan başlayalım. Geçen yıl bu zamanlar hasılat bir önceki çeyreğe göre %75.67 artarken şu anda 7.760, bir önceki çeyrekte 7.76'ymış. Dolayısıyla geçen senekinden kötü, bir öncekiyle aynı sayılır arkadaşlar. Her sattığı 100 liralık maldan ne kadar faaliyet karı üretiyormuş? Geçen sene 17.76'ymış, şu anda 21.81. 22.81, bir önceki çeyrekte 16.78'miş. Dolayısıyla bu her iki çeyrekten iyi olmuş. Net kar kısmına bakarsak her sattığı 100 liralık maldan ne kadar net kar elde ediyormuş? Geçen sene bu 22.98'miş. Şu anda 20.65. Bir önceki çeyrek 18.79'muş. Bu da geçen senekinden hafif geride, bir önceki çeyrekten de hafif ileride olmuş arkadaşlar. Gelelim öz kaynaklarıyla neler yapmış. Geçen sene arkadaşlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %419 hasılat yaparken şu anda 115.59'a düşmüş. Bir önceki çeyrekte 135'miş. Aslında gördüğünüz bu 115 son 7 çeyreğin en kötü performansı olmuş arkadaşlar. Peki her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kârı üretmiş? Geçen yıl 74.58 üretirken şu anda 26.37 üretmiş. Bir önceki çeyrekte 21.71'miş. Dolayısıyla geçen senekinden bir hayli uzakta ama bir önceki çeyrekten de hafif olumlu olmuş. Net kâr kısmına bakarsak geçen sene her 100 liralık öz kaynaklarıyla %96.49 oranında net kâr üretirken şu anda 23.87'ymiş. Bir önceki çeyrekte 25.42'ymiş. Burada da arkadaşlar son 7 çeyreğin en kötü performansı olmuş. Öz kaynak büyümesine bakarsak arkadaşlar çeyreklik geçen yıl %82.15 büyürken şu anda da %75.30 büyümüş. Bir önceki çeyrekte %33.38'miş. Dolayısıyla bu geçen senekinden hafif geride ama bir önceki çeyrekte iyi olmuş arkadaşlar. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak arkadaşlar 22'de 9'da 352'ymiş. Ondan sonra 484'e yükselmiş. Ondan sonra 699.87 ile zirveye girmiş. Şu anda zirveden de tekrar 582'ye düşmüş arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar verilerde bir takım verilerde bozulmalar olduğu gözlemleniyor. Yıllık büyümede de öz kaynak büyümesinde de gevşeme olmuş sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, biz bunları yaparken bu öz kaynak büyümesi size şaşırtıcı gelebilir. Çeyreksel öz kaynak büyümesi. Şu nedenle arkadaşlar, biz içine verilen temettüleri tekrar hesaplıyoruz. Yani temettüler dahil burada. Bedelsiz, bedelli, tahsisli sermayeler de dahil ediyoruz. Dolayısıyla siz başka yerde gördüğünüz rakamları buradakiyle aynı göremezsiniz. Çünkü temettü vermişse kasadan para çıkmıştır. Biz tekrar o temettüyü kasaya yerleştirip gerçek büyümeyi ölçmek için yapıyoruz bunları. Onun için rakamlar değişik çıkabilir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bizim baz aldığımız nokta 63.63'müş. Şöyle yapalım. Yani en düşük noktası. Oradan bu yana 1741 öz kaynakla giderken 1222'de fiyat gitmiş arkadaşlar. Biz sadece rakamları söylüyoruz arkadaşlar. Rakamlar neyse. Halka açık kuralı %20. 5 yılın en düşük piyasa değeri, defter değeri 1.32 görmüş. Şu anda 29.72 arkadaşlar. Bir hayli en düşüğüne göre bir hayli yukarıda arkadaşlar. Yabancı paranın öz kaynaklara etkisi %3.38. Çok cüzi bir rakam arkadaşlar. Zaten dolar da pek fazla gitmedi
bilanço kapanışından dolayı. Şu anda zirve fiyatında arkadaşlar. FK 41.58 fiyat bölü şey, piyasa değeri bölü defter değeri 29.72 fiyat bölü hisse başı Özkan'a getirirse 31.25 olmuş. Arkadaşlar bu 28.31 defter değerinin fiyata ulaşması için %582.74 oranında büyükse, bu büyümeyi sürdürürse ne kadar süre lazım diye 1.77 yıl, o da 21.19 aya tekabül ediyor. Yani siz bu büyümeyi sürdürürse 21.19 ay sonraki öz kaynaklarına sahip olacaksınız. Sevgili arkadaşlar, bir de getiri kıyaslaması yapalım. Şimdi defter değeri 22.31'miş. %582 oranda çoğaltırsak arkadaşlar 164.98 hissenin öz ortağı olarak kazancınız olacak. Bu 841 lirayı %40 faizle yatırırsak 336 lira, yine enflasyon 39-32 duran varlık alırsanız da 330 lira 88 kuruş kazancınız olacak. Dolayısıyla şu anki performansıyla alternatif getirinin neredeyse yarısı arkadaşlar. Burada eşit olmasını bekleriz. Yani yatırım yapmak için nereye yatıralım diye. Dolayısıyla ya hisse 582.74 oranındaki büyümesini daha da yukarı çıkaracak veyahut da faiz ve enflasyon düşerek faiz enflasyon getirisi ise yaklaşacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bazı arkadaşlar sormuş, faiz 40 değil daha da düşük. Evet arkadaşlar, doğru söylüyorsunuz. Faizin daha da düşük olduğunu biliyorum ben. Ancak %40 niye arıyorum arkadaşlar? Çünkü bilanço geçmişi gösteriyor arkadaşlar. Geleceği göstermiyor. Biz şu anda geçmişin fotoğrafını çektik ve 6. ayın 30'unda faizler maalesef %40'tı arkadaşlar. Enflasyon da TFE TÜFE bölü 2 39-32'di. Bu da devletin verdiği, TÜİK'in açıkladığı rakamı. Dolayısıyla biz geleceği hesaplamıyoruz burada. Geçmişin fotoğrafını çektik. Onunla hareket ederek size bir bilgi sunuyoruz. Peki biz burada ne söyledik arkadaşlar? Alın, tutun, satın demiyoruz. Biz burada fiyatla ilgilenmiyoruz. Fiyat 842'den 800 trilyona mı gider? 8 lira mı düşecek? Amacımız da o değil zaten. Bizim işimiz o değil. Biz anlık fotoğrafı çektik. Sonra alternatif getiriler kıyasladık. Bundan sonra karar yap. Tamamen seninle. Alırsın, satarsın, tutarsın. Kazanırsan bize vermeyeceksin. Kaybedersen de biz senin paranı telafi etmeyeceğiz arkadaşlar. Bu nedenle yatırım yaparken çok dikkatli olun. Sırf ben bunu açıkladım diye yatırım da yapmayın. Kendiniz karar verin. Ben size şunu söylerim ancak. Sen gelecekte ne olacağını tahmin edersen para kazanırsın. Peki gelecekte ne olacak arkadaşlar? Gelecekte şirketin öz kaynak büyümesini tahmin edersen, gelecekteki faizi ve enflasyonu tahmin edersen arkadaşlar, o zaman neye yatırım yapacağını tahmin edersin. Şirket mi çok kazandıracak, enflasyon mu, faiz mi? Bunları tahmin ederseniz doğru yatırım kararı almış olursunuz. Şimdi burada gördüğünüz gibi büyüme, yıllık büyüme düşmüş. Çeyreklikte bazı bozulmalar var arkadaşlar, değil mi? Yani işte diyoruz ki hasılat mesela işte geçen yıl çok, bir önceki yıl çok artmış ama şimdi düşmüş. Ne demek istiyoruz arkadaşlar burada? Araba 100 km hızla gidiyormuş, tamam mı? Araba yine gidiyor arkadaşlar, yol alıyor. Ancak hızı ne olur? 50'ye düşerse bu azalmış olur, değil mi? Biz bundan bahsediyoruz. Yoksa araba gitmiyor falan demiyoruz. Araba azalmış. Şimdi burada eğer vaktiniz olursa, vaktinizi almazsam ne demek istediğimi hasılat üzerinden göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Evet, bir türlü bulamadık arkadaşlar biz de onu. Başka bir şey üzerinden de gidebiliriz de. Hasılat üzerinden gitseydik daha iyi olacaktı arkadaşlar. Eğer şey yapabilirsem, hasılat üzerinden gidip size anlatmaya çalışacağım. Ne demek istediğimi anlamanız açısından. Ya da kar üzerinden gidelim. Fark etmez arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın ne demek istiyorsun. Şimdi geçen sene bu zamanlar 102 milyar kar yapmış ya arkadaşlar. Bakın 23'e 3'te 36 yapmış. İşte bu 36 ile 120 arasındaki fark %179'dur arkadaşlar. Tamam mı? Geçen sene bu zamanlar bir önceki çeyreğe karını arttırırken şu anda bak şu anda ne yapmış? %17 arttırmış. Bak 243'ten 286'ya çıkmış. Ama sonuçta bir artış var mı? Var. Ama artış hızında yavaşlama var arkadaşlar. Biz bundan bahsediyoruz. Artış hızı düşmüş diyoruz.
Ne demek istediğimi anladınız değil mi arkadaşlar? Şimdi demin de dediğim gibi arkadaşlar, alırsın, satarsın, tutarsın, bizim sorunumuz değil. Fiyatın nereye gideceğini bilsem ben de kendim alır satarım. En düşükten alır, en yüksekten satarım. Böyle bir iddiada değil. Falcı da değilim, bir kürem de yok. Dolayısıyla ben sadece fotoğrafı çektim, size yön göstermeye çalıştım. Sen alternatif yatırımı yenmiş misin, yenmemiş misin? Ve yatırım yapacaksan, hisseye mi yatırım yapacaksın, faize mi yatıracaksın? Geleceğini nasıl, şirketin geleceğini hesaplarsan neye yatırım yapman daha doğru olur, değil mi? Bütün bunları hesapladım. Bundan sonra karar sizin arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonra bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.